imzaladım. Gelip dilekçeyi alabilirsin. Avukatım sana birini yollayacak. Herhangi biri olmaz. Senin gelmen lazım. Bu senin zaferin. Çocukluğundan beri kazanmayı düşlediğin zafer. Sen hak ettin bunu. Gel ve hak ettiğini al. Birazdan oradayım. Benim Sitare Somer'den başka hiçbir şeyim yok. Benden Sitare Somer'i alacaksın ha. Zaman gel. Canımı da al. Bak, benim için çok kolay bir konuşma değil, tamam mı? Ya hatta biri benim konuşacağımı söylese ben gülmezdim bile. Hatta şu anda seninle konuştuğuma inanamıyorum da. Ben de beni bu kadar bekletip delirttiğine inanamıyorum. Söyle artık ya. Bak kolay değil, tamam mı? Kolay değil, tamam mı? Hatta ben daha kolay olur sanmıştım karşına çıkana kadar ama zormuş. Zeynep, tamam mı? Çok zormuş. Ozan, bu kadar zor olan ne? Ne olur söyle artık. Yalıda olmalıydım. Bana öylesi yakışırdı. Kahretsin. Ya Ardıç ya, görüyor musun? Arayı çok uzatmıyorum. Rövanşa geliyorum. Olmuş. Hadi. Hadi. Hadi, ilacın kana karışma hızından daha hızlısın kızım. Saçım. Son nefesini verirken kitap mı okuyacaksın? Hadi. Aha. İşte internet. Sana da bu yakışır. Son nefesini verirken işinin başında olmak. Bak burada ne varmış. Siz bu beceriksizlikle daha fazla yaşayamazsınız zaten. Benden sonrası tufan. Ben cehennemde ardıça nanik yapıyor olacağım. Telafi edebilme şansım olsaydı. Kadir'e iyi bak. Evet.
eğer annen saçının telini hak etseydi sizi kavuştururdum ama o cadı seni hiç... Zeynep. Ne yaptın sen? Tamam bak, ben de lafı daha fazla dolandıramayacağımı farkındayım. Tamam. Sana her şeyi anlatacağım. Sadece bir şey istiyorum lütfen. Hatta iki şey istiyorum senden. Tamam, ne istiyorsan tamam. Ne olur yeter artık söyle, beni öldürdün meraktan. Bir. Ne duyarsan duy, sonuna kadar dinleyeceksin. Ve iki. Asla unutmayacaksın, her şeyin mimarı Sitare. Ne? Ne demek bu? Yani şu demek, her şey Sitare'nin başının ardından çıktı. Her şeyi o planladı, o öyle istedi. Tamam mı, biz... Özellikle de sen... O ne istediyse onu yaşadın. O istedi, biz yaşadık. Anladın mı? Ne istedi? Ne yaptı? Yani Ozan, açık açık söyle bana. Sitare Hanım bana ne yaptı? Ozan. Ozan. Ozan yapma. Ozan yapma. Ozan yapma. Evet evet, aradı şimdi. Ölüm fermanını imzalamış. Sana imzalayacağını söylemiştim. Aklını kullandı. Defteri kansız kapattı. Birazdan gidip babamın şerefini o kadından ellerimle alacağım. Gerçekten tek derdin Sitare değil mi? Ya ben hiç konuya dahil bile değilim değil mi yani? Bana ne olduğu umrunda değil zaten. Sitare de Sitare, Sitare de Sitare. Üzülürsen Sitare'ye üzülürsün değil mi? Eğer şimdi bana ne olduğunu söylemezsen Sitare Hanım'ı arayıp kendim sorarım. Bak Zeynep,
Ben... Hoş geldin. Aramıza dönmene sevindim sonunda. En heyecanlı yerinde. Ozan, ne söyleyeceksen söyle, yoksa ben gidiyorum. Bak. Sitare Hanım arıyor. Açma, sakın açma. Saçmalama. Tamam aç ya. Aç. Konuş Sitare'yle konuş. Sor ona neler olmuş sor. O anlatsın sana, tamam mı? Nasıl olsa bana değil ona güveniyorsun ya. O anlatsın. Sitare Hanım. Benim sizle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Zeynep. Zeynep ölüyorum. Ne? Ne dediniz? Zehirlendim. Ambulans bekliyorum. Zehirlendiniz mi? Evde tek misiniz? Birileri var mı? Eğer Ozan yanındaysa beklesin. Yapmasın. İşi bekletsin. Sitare Hanım ne işi ya? Alo. Alo. Aç, aç ya. Peki o zaman görüşürüz Doruk'cığım. Kaç bakalım sen, kaç. Bayılırım ben böyle zor beğenen erkeklere. Hayatım ne bu acele, üstüme çıkacaksın? Ya bana taksi lazım. Yok ben bekleyemem duraktan falan çevirmeyi. Lütfen hemen gönderin. Oo, bu saatte zor. Nereye gidiyorsun, ben bırakayım. Ya benim Sitare Hanım'a gitmem lazım, acil. Tamam atla. Çabuk çabuk. Önce imza. Önce imza. Anne, orada sabah olduğunda mükemmel bir güne uyanacağını bil. Başardık anne. Sonunda o kadından yılların acısını çıkarmayı başardık. Hadi aç ne olur hadi. Evde yalnız galiba, yayıncıları da yok herhalde. Ay bir sakin olur musun? Tam olarak ne söyledi sana? Ölüyorum dedi. Zehirlenmiş galiba, ambulans çağırın falan dedi. Ay mantar değildir inşallah. Neydi şu milletin sağdan soldan topladığı? Köy göçüren. Ay yok artık. Ay vallahi onu bulup yediysen çok gülerim. Hadi aç 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 ne olur ne olur. Ay balık mı tavuk mu acaba? Ay çünkü yani ikisinin şiddeti değişir, o yüzden soruyorum. Ya lütfen biraz daha hızlı olur musunuz? Hayatım bu ambulans değil yalnız. Zaten boşuna gidiyoruz. 40 kere gitmiştir ambulans şimdi. (Gülüyor)
Ne bu şimdi? Yıldırma politikası mı? Hadi Sitare. Saatlerce bekleyemem. Bak çok işim var. Daha diye gideceğim. Ambulans. Sitare. 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 Zeynep'i gördün mü? O Müjgan denen gereksizle birlikte çıkmış. Ne alakası var ya? Sitare Hanım, ulaşamıyorum ben bu arada. Sitare Hanım'a ulaşamıyorum diyorum. Alo. Sitare Hanım'a ulaşamıyorum. Sitare, Sitare. Gözüme bak. Nefes al. Nefes al Sitare bak. Ambulans geliyor. Tamam. Gözlerime bak. Bak. Sitare. Arkamdan çok mu ağlarsın? Ben seninle şu dünyada hesaplaşmadan sen şuradan şuraya gidemezsin. Ama önce nefes al. Gözüme bak. Sitare. Beni duyuyor musun? Sitare, nefes al. Hadi. Hadi. Beni duyuyorsun değil mi? Sitare, aç gözünü. Nefes al. Sitare. Mantar bu, başka bir şey. Bu ilacı almış. Nasıl? Ne demek bu? Aa, intihar etmiş. Bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. İyi olacak mı? Ha? Sitare, istediğin kadar telefonlarımı açma. Tamam mı? Ne yaparsan yap. 2 dakika sonra kapındayım zaten. Zeynep seninle konuştuktan sonra ortalıktan kayboldu ve ben gerçekten ne çevirdiğini çok merak ediyorum. Çünkü her ne çeviriyorsan içimden bir ses arkamdan çeviriyorsun diyor. Ah Sitare, ah! İntiharın sırası mıydı şimdi? Süper ya. Kadın daha borçlarımı ödemeden ölsün. Sen beni takip et, ben hastanenin yolunu öğrendim. Ne hastanesi ya? Ay, Sitare intihar etti. Ne? Ne olur beni bırakmayın, ne olur lütfen. Nesi oluyor işte? O benim annem. Annem o benim. Annem. Annem. Arkadaşımı çağırmıştım. Geliyor mu? Beyefendi kapıda. Benim çıkmamı bekliyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
Hadi artık ya. Kan testimizin sonucu çıkınca doktorumuz yeniden görecek. Yalnız 5 dakikayı geçmeyelim lütfen. İslam sonrası boğazında tahriş oluştuğu için fazla konuşmaması gerek. Tamam, teşekkür ederim. Delirdin mi sen? Ne yaptığını zannediyorsun ya? Ölebilirdin, gerçekten ölebilirdin. Ozan, Zeynep'e itiraf ettin mi? Hayır ama Doruk'un dilinin ucundayız. Onun dilini sökeceğim ben. Sökeceğim onun o dilini. Bizi bitiremeyecek. Ne saçmalıyorsun? Daha bir saat önce çaresizlikten kendini öldürüyordun ya. Öldürüyordum değil mi? Bayağı ciddi ciddi kendimi öldürüyordum. Eğer o kayıtları görmeseydim. Ne? Ne diyorsun? Ne izledin? Ozan, bu mide yıkanması çok kötü bir şeymiş. Çok fena, çok. Ağzım, burnum çok kötü. Bir dahaki sefere direkt kafama sıkacağım. Ne saçmalıyorsun Sare? Ağzım, burnum, kafam bir şeyler... Sen o dilekçeyi imzalamak zorunda kaldın diye kendini öldürüyordun. Sonra bir şey izledin mi biz kurtulduk ve bana söylemiyor musun ne izlediğini? Ne izledin ya? Ne gördün? Boğaz. Çok kötü konuşamıyorum Ozan. Ne saklıyorsun benden? İyisiniz. Allah'ım çok şükür iyisiniz değil mi? Çok mu korktun sen canım? Korkmak ne demek? Ben aklımı kaçırıyordum ama siz niye böyle yaptınız ki kendinize? Hayır hayır, dur. Ufak bir tedbirsizlik sadece. Ben migren haplarımla uyku haplarımı birbirine karıştırmışım. Migrenim bir türlü geçmeyince birkaç hap fazla içtim ve... Sizi dışarı alalım artık. Hastamızın dinlenmesi gerek. Ben buralardayım, tamam mı? Kızınız da perişan oldu sizi beklerken. Kızım. Ay, ben kalabalık etmeyin diye girmedim içeri. Nasıl bakalım hastamız? Yani doktor son kontrollerine bakacak ama... Neyse ya, benim gördüğüm iyi oldu. İçim rahatladı. Ay yok yok, ben doktorla konuştum, son kontrollerini yapmış. Gayet iyi durumu, şimdi serumdan sonra eve yollayacaklarmış. İyi, o zaman ben enişteme haber vereyim de bekleyeyim taburcu olana kadar. Hayatım, sen küçücük halinle niye bekleyeceksin? Ben dururum başında, merak etme. Ay yalnız bir daha intihara falan kalkışmaz değil mi? Ay vallahi öyle bir şey denerse ben tutamam, çok korkarım. Müjgan Hanım, öyle bir şey yok. Biz Stare ile konuştuk. Yanlış ilaçları almış, yani bir yanlış anlama var ortada öyle. Düşündüğünüz gibi bir şey yok yani. Tabii öyledir, ben bilirim bu işleri. Ben dışarıda bekliyorum. Ay, senin bu erkek arkadaşın bazen çok zeki, bazen böyle ağzı açık avanak gibi bir şey vallahi. Yani bu ilaç yalanına gerçekten inandı mı yoksa bizi mi kandırıyor? Anlamadım, neden kandırsın ki? Hayatım, Ozan'la Sitare diyorum. Yani sen burada anne 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 diye peşinde dolanıyorsun ama o gözünü açar açmaz ilk Ozan'ı çağırıyor. Ya bir dakika, şimdi bunların arası bu kadar iyiyse, gözünü açar açmaz Ozan'ı çağırıyorsa içeri, ona niye yalan söyledi Sitare ha? Aa, ya da Ozan aslında doğruyu biliyor ama bize söylemiyor. Hayır yani bana söylemesin normal ama sana niye söylemiyor hayatım? Aman hayatım, sen bana hiç takılma. Ben çok Agatha Christie romanları okurum, böyle dedektiflik hikayeleri falan. Yani sen beni duy da ya çok da şey etme. Neyse, o zaman ben gideyim. Sizde telefonum var zaten. Lütfen bir şey olursa arayın, hemen gelirim ben. Tabii ararım.
Sitare taburcu olunca telefonla bakarsın diye mesaj bırakıyorum. Şu Müjgan mıdır nedir, o kadından kurtul, sonra da beni ara. Benden bir şey saklamanı istemiyorum. Bugün neredeyse... Şu Müj müdür nedir, sallamışsın başından onu. Tebrik ederim. Ne bu kadının olayı sen biliyor musun bu arada? Yani kadın gezen kamera şakası gibi. Organik kamera şakası. Bitti mi? Ne bitti mi? Şu laf kalabalığın diyorum. Bittiyse eğer sis perdesini bir kaldıralım mı artık? Ne saçmalıyorsun sen? Her şeyin mimarı Sitare. Bugüne kadar ne olduysa onun yüzünden oldu. O istedi, o yaptı. O ne istediyse sen onu yaşadın Zeynep. Daha bunları söyleyeli bir saat bile olmadı ya. Sonra geliyorsun hastanede Doruk'la gizemli konuşmalar. Sitare Hanım'ın uyanır uyanmaz ilk seni odaya çağırması. Ve tabii ki şu yanlış ilaçla kamufle edilen intihar hikayesi. Ne oluyor Ozan? Hı? Ne saklıyorsunuz benden? Allah aşkına Zeynep, gerçekten yani ne dönüyor kafanda bilmiyorum ama Sitare ne dediyse o benim için. Tamam mı? Yani yanlış ilaçları aldım dediyse yanlış ilaçları almıştır. Tamam, onun kafasının içinde değilim. Nereden bilebilirim gerçekten ne olduğunu? Bence sen... Ajansta söylediklerine neden hiç girmiyorsun? Hı? Sitare Hanım için atıp tutan sen değil miydin? Çok abartıyorsun bence. Tamam mı, kafandaki neyse üçümüz oturup bu konuyu konuşalım. Konuşacağız. Konuşacağız zaten. Taburcu olsun, kendine gelsin. Sitare Hanım'la da, Doruk'la da konuşacağız. Hep birlikte benden ne saklıyor olabilirsiniz çok merak ediyorum çünkü. Bence ben seni eve bırak. Yakaladın Zeynep. Asla unutmayacaksın. Her şeyin mimarı Sitare. Her şey Sitare'nin başının ardından çıktı. Her şeyi o planladı. O öyle istedi. Üvey annenin durup dururken ölmek istemesi mümkün mü sence? Ozan şimdi hiç yeri değil. Ufak bir tedbirsizlik sadece. Migren haplarımla uyku haplarımı birbirine karıştırmışım. Yani bu ilaç yalanına gerçekten inandı mı yoksa bizi mi kandırıyor? Sen burada anne 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 diye peşinde dolanıyorsun ama o gözünü açar açmaz ilk Ozan'ı çağırıyor. Efendim? Alo. İyi misin? Evdeyim. Yalnız mısın? Yardıma ihtiyacım varsa gelebilirim. Üvey oğlumu bekliyorum. Hem kendine hem bize yardım edecek. Eğer her şeyi düşündüğüm gibi giderse yakayı sıyırabiliriz. Ve bana hala ne planladığını anlatmıyorsun. Öyle mi? Benden haber bekle. Bak Sara. Her neye güveniyorsan, aklından her ne geçiyorsa umarım... Umarım işe yarar. Çünkü ben... Ya bak bugün çok zordu. Kızın karşısında dikilmek, gözlerinin içine bakmak. Gerçeği anlatmaya çalışmak yani... Birkaç kelime sonra... ona neler yaptığımızı... onu nasıl mağdur ettiğimizi... onu anlatmaya çalışmak yani ben... Bir kere daha yapamayabilirim. Gözlerindeki sevgi insanın kalbine batıyor değil mi? Bilmem. Beni değil. Seni seviyorum. Tamam, kapatıyorum. Ne yapayım, bizi kurtar bu durumdan tamam mı? Çünkü ben... Ne Halil olmaya... ne de o kızın hayatını başına yıkmaya hazır değilim. Yapamam. Hadi küçük prens. Hadi. Hadi sen iyi bir çocuksun.
Hadi sen annenin oğlusun. Sefil annenin oğlusun hadi. Sen kız harcayamazsın hadi. Senin yüzünden dayak yedi ya. Türkan dövdü onu. Ulan sen yediğin hatlardan utanmıyorsun da. Yiyeceğin kötekten utanıyorsun lan. Sen bizi rezil etmeye yemin mi ettin ha? Ulan adın çıkacak adın. Anladın mı? Herkes yine seni bilecek. Ondan ona, ondan ona. Ulan yine seni tıklayacaklar her yerde. Anladın mı? Döndün mü? Oh. Güzel show. Ama sana adımın Stare olduğunu söylemiş miydim? Kaç kopya yaptırdım bilmek ister misin? 25. Ver. Önce sen. Yarın babacığının mirası açıklanırken bütün ses kayıtlarını getiriyorsun kopyalarıyla birlikte. Ve paracıklarımızı sayarken değiş tokuş yapıyoruz. Kapış? Olmadı değil mi? Allah kahretsin. İstediğini aldığı gazından belliydi. Gördüm herifi dışarıda. Ne yapıyor şimdi bu? Hı? Koştur koştur Zeynep'e mi gidiyor? Bak eğer ona her şeyi anlatırsa. Sakin ol sevgilim. Hayat böyle. Yapacak bir şey yok. Bazı insanlar iyi kalpli oluyorlar. Kendilerinden başkalarını düşünüyorlar filan. Tuhaf değil mi? Ne diyorsun sen de? Bu narkoz kafası devam mı? Biz kazandık sevgilim. Biz kazandık. Çünkü duygular her zaman kaybeder.
Fazla oyalanma. Bir saate kalmaz küçük prens avukatıyla birlikte ağlaya ağlaya gelir. Duru'yu nasıl dize getirdiğini neden anlatmıyorsun bana? Bu kadar kritik bir şeyi sen benden saklıyorsun. Sence de saçma sapan değil mi? Cevap veriyorum. Saklıyorum çünkü saklamam gerekiyor. Yeterince açık oldu mu? Yeterince kışkırtıcı bir cevap oldu. Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Kaç yaşındasın sen? Ben bunun peşine düşmez miyim zannediyorsun? Tırnağımın ucu kadar aklım varsa senden saklayacak bir şey bulduğum için şükrederdim. Çünkü eğer bulamasaydım bu sabah Halil olarak uyanmıştın canım. Ne saklıyorsun sen benden? Ay Ozan, tamam, sıktın artık, yeter. Ucu Zeynep'e mi dokunuyor? Aa, Zeynep. Zeynep, bam telimiz, kırmızı çizgimiz, hassas noktamız ha? Benden saklama gereği duyduğuna göre öyle demek ki. Diyorum ki, mirastan sonra ajansı olan hırsımı biraz törpülesem. Sakin bir hayata geçsem. Zeynep'i azat etsem falan. Ozan'ı bitiriyor musun? Yani kocandan miras kalıyor ve yaptığın ilk şey Zeynep ve Ozan'ın hikayesini harcamak mı? Öyle mi? Yani Zeynep senden kurtulduğu için bence kendini pek harcamış hissetmez. Hem ben o baba kızı seviyorum. Mağdur etmem onları. Seviyorum. Yani kendimce seviyorum. Biliyorsun. Kendince. Sen ciddi misin? Aslında sen Zeynep de Zeynep diye başımı ütüleyene kadar aklımda böyle bir şey yoktu ama evet. Evet, neden olmasın? Cehennemde cozlayan kocam sağ olsun. Ya Somer serveti bu sonuçta. Hı? Sevgilin bugün öyle bir servete konuyor ki... ajansın benim için artık çok ekonomik bir değeri yok. Görüyorsun değil mi? Hiç kimse vazgeçilmez değil. Hem onlara küçük bir sürprizim de olacak. Ne saçmalıyorsun? Ne sürprizi? Saat var demiştin. Aa, yeter ama artık hanımefendi, siz gerçekten tüketiniz. Tam zamanında. Gönder şu görgüsüzü. Önemli bir şey konuşuyoruz. Salonu alacağım. Çaktırmadan çıkarsın. Tamam, ev bakıyorum zaten. Ay hayır, söylemeyeyim diyorum ama yani şöyle kendime uygun bir yalı dairesi bulduğumda havai fişekler patlatarak çıkacağım zaten evinizden, merak etmeyin. Ah, şimdi izin verirseniz önemli bir toplantım var, sonra arayacağım ben sizi. Hoş geldin hayatım, ama her zamanki gibi zamansız geldin. O yüzden kısa bir misafirlik olacak çünkü yarım saat sonra benim burada gerçek bir toplantım var. Çok önemli. Ay saçmalama hayatım, dün daha ölümden döndün, sen ne toplantısı Allah aşkına? Buna bu kadar sürpriz fazla. Bakalım benden ne saklıyorsun? Bizi tanıyorsun. Ne gidi ki bunun şüphesi ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bakalım. Son kullanmalar.
ne biliyorum ben? ...25 kere kopyalanmış. Bizim yılbaşı çekimi ne alaka ki? Ya sik... Yılış çekiminde durduğu durduracak ne olmuş olabilir ki? Ay iyi, demek miras açıklanacak bugün. Ay çok heyecanlı. Ay hayatım, düşünsene ya kocan sana son dakika golü atarsa? Ne demek bu şimdi? Hayatım, ya mirasını hayır kurumlarına bağışlarsa? Ay ne fena olur. Seni sabah sabah üvey oğlum mu gönderdi acaba buraya? Ay üvey oğlun da çok şanslı ha. Tek çocuk değil mi o? Hı hı. Ah Sitare, bir çocuk doğurmayı beceremedin. Ay düşünsene, çocuk tek başına cillop gibi kılçıksız, hiç sepaysız mirasa konuyor. Sen hariç tabii. Hayatım, sabah sabah harika bir performans ama alanına girmeyen konular hakkında konuşmasan... ...sen sadece Kadir konusunda konuş diyorsun yani. Sen nereye bakıyorsun abi? Yok, ben bir ses duydum zannettim. Yardımcım kapıyı açmaya geldi zannettim. Çünkü gelmek üzereler neredeyse. Konuştuklarına dikkat et o yüzden. Tamam mı? Kadir ne alaka ya?